Yukarıdaki yargılardan hangileri doğrudur? 1. Newton türetilmiş bir büyüklüğe ait birimdir. Evet, Newton kuvvet birimidir arkadaşlar. Bu da türetilmiş bir büyüklüktür. F eşittir m çarpı a prensibine göre birden fazla büyüklüğün bir araya gelmesiyle oluşturulmuş büyüklüğe biz türetilmiş bir büyüklük diyoruz. Evet, birinci yargımız doğrudur. 2. Termometre temel bir büyüklüğü ölçer. Termometre sıcaklığı ölçer. Temel büyüklüklerde kısa muz ile formüle edilmiş, kütle, ışık şiddeti, sıcaklık, akım şiddeti, mol sayısı, uzunluk ve zaman. Burada sıcaklık termometre ile ölçüldüğü için temel bir büyüklüğün ölçüm cihazıdır. Doğrudur. Akım şiddeti temel bir büyüklüktür. Evet, akım şiddeti arkadaşlar temel bir büyüklüktür. Doğrudur. Buradakilerin hepsi doğru. Yani cevap E seçeneği olmalı. Özdeş cisimlerden K bırakılığı türdeş sıvı içerisinde batmakta, L X kabı içerisinde bulunmakta, M ise X kabın altına iple bağlanarak şekildeki bir dengede kalmaktadır. Sistem şekildeki bir dengedeyken Y kabındaki sıvı yüksekliği H kadardır. Buna göre işlemlerin hangilerinin sonucunda H azalır? İpteki germe kuvvetinin büyüklüğü sıfırdan farklı şeklinde sorulmuş. Arkadaşlar bu cisimlerin özdeş olduğundan bahsedilmiş. Şimdi K batıyor. Batıyorsa yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyük. Yani sıvının yoğunluğu D dersem bunlar özdeş olduğu için 2D, 2D, 2D şeklinde yazabiliriz. Şimdi 1. L'yi X kabından alarak sıvının içerisine bırakma. Şimdi L şu an ne kadar bir etki yapmış kaba arkadaşlar? Ağırlığı kadar. Yani ağırlığı kadar bir etkiyle sıvıyı yükseltmiş. O zaman F gazı ağırlığına eşit, ağırlığı kadar sıvı yükseltti. Peki ben bunu alıp sıvının içerisine bırakırsam tabana değecek. Tabana değeceği için kaldırma kuvveti ağırlığından küçük bir yapıda olacak ve ağırlığından az etki yapmış olacak. Çünkü FK yani sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti bir tepki kuvvetidir. Ne kadar etki yaparsak o kadar tepki göstermiş. Yani kaldırma kuvveti kadar tepki gösteriyor. Peki sıvının tabanına değince kaldırma kuvveti ağırlığından az mı? Az olacak. Başlangıçta ne kadar? Ağırlığı kadar. Çünkü X kabı sayesinde yüzer bir konumda. Yüzen cisimlerin kaldırma kuvvetleri kadar etkileri ağırlıklarına eşit olduğu için ağırlığı kadar etki yapmış. Kaba bırakılınca ağırlığından az etki yaptığı için, çünkü kaldırma kuvveti ağırlığından az olduğu için etkisi azalmış. Etkisi azalırsa sıvının yüksekliği azalacak. Birinci ifademiz doğru. 2. K'yı sıvıdan alarak X kabının içerisine bırakma. K'yı alıp X kabının içerisine bırakırsanız L'de yaptığınız hareketin tam tersini yapmış olursunuz. O zaman ben K'yı sıvıdan alıp X kabının içerisine bırakırsam sıvının yüksekliği arkadaşlar ne yapar? Artar. Başlangıçta etkimiz az iken sonra etkimiz ne yapıyor? Artıyor. Etkimiz arttığı için sıvının yüksekliği de eskisine nazaran artıyor. Yani bu ifade artıracak bir etki yapmış, yanlış. M'yi X kabının altına bağlayan ipi kesme. M'yi X kabın altına bağlayan ipi kestiğimizde düşünün şimdi. Burada arkadaşlar bir ip gerilmesi var. Bu ipi kestiğinizde M cismi yine sıvı içerisine aynı hacim kaplayacak şekilde tabana değecek. Peki biraz önce biz bunu iple çekerken aşağıya doğru çekmiştik. Ama şimdi ipi kesersek bu cisim yukarı çıkacak. Yukarı çıkınca sıvıya batan hacmi azalacak. Sıvıya batan hacmi azalırsa sıvının yüksekliği de eskisine nazaran ne yapmış olacak? Azalmış olacak. Yani bu da azaltan bir etki yapar. 1 ve 3 azaltan etki yaptığı için cevabımızın C seçeneği olması gerekir. İçindeki saf suya ısı hızı sabit elektrikli ısıtıcı ile sürekli olarak ısı aktarılan şekildeki kalorimetre kabın içerisinde bulunan termometrenin gösterdiği değerler okunarak aşağıdaki tabloya kaydedilmiştir. Buna göre yargıların hangileri doğrudur? Bakın hemen inceleyelim. Beşer dakika aralıklarla arkadaşlar sıcaklığının 20'şer santigrat derece arttığı 25. dakikadan sonra 30. dakika aralığında sıcaklığın değişmediğini gözlemliyoruz. Sürekli ısı aldığı halde neden arkadaşlar maddenin sıcaklığı değişmez? Hal değiştiriyoruz. Demek ki burada sıvı arkadaşlar hal değiştiren bir sıcaklığa gelmiş. Yani şu an kaynıyor olabilir. Bundan dolayı da burada enerji almış ama hal değiştirdiği için sıcaklığı değişmemiş. Buna göre 1. Suyun 10. dakikadaki sıcaklığı 5. dakikadaki sıcaklığın 2 katıdır. Arkadaşlar 10. dakikadaki sıcaklık 40 santigrat derece iken 5. dakikadaki sıcaklık 20 santigrat derece. Sanki 2 katıymış gibi gözüküyor. Fakat burada dikkat edeceğiz arkadaşlar. SI birim sisteminde sıcaklık birimi Kelvin'dir. Onun için bu 20 santigrat derece 273'ü eklersek 293 Kelvin derece yapar arkadaşlar. Yine bu 40 ilave ettiğimizde 313 derece Kelvin yapar. Yani arkadaşlar demek ki bu bunun 2 katı mı? Hayır. Onun için cevap bu yanlıştır.
25 ile 30. dakikalar arasında suyun iç enerjisi değişmemektedir. Arkadaşlar sürekli ısı enerjisi veriyoruz biz buna. Sürekli ısıtıyoruz. Sürekli ısıtılınca enerji artıyor. Enerji alıyor. Isı enerjisi alıyor. Ne yapıyor bunu? İç enerji olarak aktarıyor içine. Yani içinde ne oluyor? Ya kinetiği değişecek ya potansiyeli değişecek. Onun için burada bakın kinetiğinde bir değişme olmuyor. Sıcaklığı değişmiyor çünkü. Ne oluyor o zaman demek ki bunu? Hal değişim yani potansiyelini değiştirmek için kullanıyor. Burada iç enerjisi değişmemektedir diyor. Isı alan bir maddenin iç enerjisi arkadaşlar artar. 3, 0 ile 10. dakikalar arasında suya aktarılan ısı enerjisi 20 ile 30 dakikalar arasında aktarılan ısı enerjisine eşittir. Evet eşit çünkü burada ısı hızı sabit olan elektrikli ısıtıcıyla burada kaç dakika geçmiş? 10 dakika. Burada da 10 dakika geçmiş. Yani 10 dakika içerisinde her iki durumda da elektrikli ısıtıcı eşit miktarda ısı enerjisi verir. Yani bu ifademiz doğrudur. Yalnız 3 doğru. Cevap A seçeneği olmalı. Sürtünmenin önemsiz olduğu ortamda K düzeyinden serbest bırakılan X cismi L düzeyinde bulunan ağırlıksız tabloya kenetlenerek tabloyu en fazla M düzeyine kadar sıkıştırıp tekrar fırlatıyor. Buna göre tablo M düzeyine indiği anda yayda depolanan potansiyel enerji yani esneklik potansiyel enerji yargılarının hangileri doğrudur? 1. K düzeyinde X cisminin sahip olduğu potansiyel enerji eşittir. Arkadaşlar şimdi K düzeyindeki potansiyel enerji M çarpı G çarpı HK'dır. Yani toplam yükseklik yeri referans aldığımızda burası olduğu için HK diyelim buna. Bu ilk enerjimiz bizim arkadaşlar. Bıraktığımızda şöyle yaparsak yay maksimum sıkıştığında o burada neye eşit oluyor? 1 bölü 2 K çarpı X'in karesi şeklinde bir esneklik potansiyelimiz oluyor. Artı da ne var? M seviyesinden kaynaklanan bir yükseklikten dolayı MG çarpı H M'lik bir potansiyelimiz var. Yani esneklik potansiyel enerji arkadaşlar bakın burada neye eşit oldu? K düzeyindeki potansiyel enerji ile M düzeyindeki potansiyel enerjinin farkına eşit oldu. O zaman K düzeyinde X cisminin sahip olduğu potansiyel enerji eşittir diyemeyiz. Yanlış. L düzeyinde X cisminin sahip olduğu kinetik enerji eşittir. Şimdi L düzeyinde enerji konumunu yazdığımızda arkadaşlar şimdi L'yi de bağlayalım buraya. L düzeyinde ne var? MGH L'lik bir potansiyel artı bir de kinetik var. 1 bölü 2 m çarpı L noktasındaki hızının karesi. O zaman L düzeyinde X cisminin sahip olduğu kinetik enerji eşittir diyemeyiz. Bir de bir potansiyelimiz var L düzeyinde. Yani bundan bunun toplamına eşit. O zaman ikinci yargımız da yanlış. 3. X cisminin K düzeyinde ve M düzeyinde sahip olduğu potansiyel enerjinin farkına eşittir. Evet, X cisminin arkadaşlar K düzeyindeki potansiyel enerji ile M düzeyindeki potansiyel enerjinin farkına eşit. Yani buradan esneklik potansiyel enerjiyi çektiğimizde EP diyelim. Şuradaki potansiyel enerjiler farkına yükseklerinden dolayı potansiyel enerjilerin farkına eşit oldu. Yani MGHK eksi MGHM şeklinde oldu. Yani üçüncü yargımız doğru. Cevap bundan dolayı B seçeneği olmalı diyeceğiz. İç direnci önemsiz üretici ile kurulan devre şekil ekibidir. Voltmetre okunan değerin artması için işlemlerin hangileri tek başına yapılabilir? Arkadaşlar artı kutuptan çıkan akım hop buraya geldiğinde bir dirençsiz yol var. Buraya gelmek için bir de dirençli yol var. Dirençsiz yolu tercih edecek. Bakın şöyle sürgün olduğu yerden yoluna devam ediyor. Buradaki direnci kullanıyor. Ve buraya geldiğinde yine bu direncin üzerinden geçip anahtar açık olduğu için buraya gelecek voltmetre üzerinden akım geçirmeyecek. Hop şu kadar direncin tamamını kullanacak ve devreyi kapatacak. Yani kullanılan kısım arkadaşlar şu kırmızı ile çizdiğimiz şekil. Peki voltmetre bağlandığı uçlar arasında gerilimi ölçtüğü için şu an bu kadarlık direncin kullandığı gerilimi ölçüyor. Yani buradan geçen akımla direncin çarpımına eşit I çarpı R'dir diyebiliriz. Buna göre ben değerin artmasını istiyorum voltmetrenin gösterdiği değerin. 1. K sürgüsünü ok yönde çekme. Şimdi K sürgüsünü ok yönde çekersek burada kullandığımız direnç azalır. Direnç azalırsa devreden ana koldan gelen akım artar. Akım artarsa arkadaşlar I çarpı R'den dolayı akım arttığı için gerilim artar. Doğrudur. S anahtarını kapatmak. S anahtarını kapatmak buna paralel bir direnç bağlamak demek. Burada R varken arkadaşlar siz paralel direnç bağlarsanız eşdeğer direnç R bölü 2 olur. Yani buranın eş değeri azalır. Yani direnç devrede azalmış olur. Devrede direnç azalırsa akım artar. Çünkü toplam potansiyelimiz sabitken I çarpı R bağıntısına göre bu sabitken eşdeğer direnç azaldığı için akım arttı. Akım arttığı için gerilim de burada I çarpı R'den dolayı artmış oldu. Evet bu da artıran bir etki yaptı. L sürgüsünü ok yönünde çekmek. L sürgüsünü ok yönünde çekersek arkadaşlar burada
bağlandığı uçlar, voltmetrenin bağlandığı uçlar arasındaki potansiyel farkımız yine artar. Neden? Çünkü akımımız sabitken zaten bu direncin tamamını kullanıyoruz. Akımımız sabitken daha çok direnç kullanmak I çarpı R'nin daha da artması anlamına geliyor. Ondan dolayı voltmetrenin gösterdiği değer yine de artar ve burada her birisi için de artar ifadesine ulaştığımız için cevabımız E seçeneği olur. Küresel aynalarda oluşan görüntüyle ilgili olarak yargılarından hangileri kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Arkadaşlar küresel aynalarımız çukur ve tümsek aynalarımız her ikisi için hangileri doğrudur diye soruluyor. Bir, cisme göre düz ise sanaldır. Görüntünün özelliği. Evet, sanal görüntüler arkadaşlar daima düzdür. Gerçek görüntülerde daima ters bir şekilde oluşur. Birinci ifademiz kesinlikle doğrudur. İkinci ifademizde cisim aynaya yaklaşıyor ise aynaya yaklaşır. Görüntü de aynaya yaklaşır demek istiyor. Şimdi bu çukur aynada bir örnek gösterelim. Bakın her zaman kesinlikle diyebileceğimiz bir ifade değildir. Mesela merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü çukur aynamızda odakla merkez arasında ters küçük boyda oluşur. Cismi hop buraya merkeze yaklaştırdık. Hatta merkeze doğru getirdiğimizde görüntü de merkeze doğru yani sağa doğru yaklaşır. Yani aynadan uzaklaşır. Burada aynaya yaklaşır diyor. Yani cisim aynaya yaklaşırsa ki cismi yaklaştırdım ama görüntüsü aynadan bakın uzaklaştı. Görüntü 1, görüntü 2 uzaklaşmış oldu. Demek ki bu ifade her zaman kesinlikle doğrudur diyemem. 3. Cisme göre ters ise cisimden büyüktür. Arkadaşlar illa ters görüntüler yani gerçek görüntüler cisimden büyük boyda olmak zorunda değil. Mesela yine burada çukur aynayı örnek gösterelim. F, hop burada merkez dediğimizde. Şimdi cisme göre ters ise görüntü. Buradaki bir cismin görüntüsü ters oluşuyor. Buradaki bir cismin görüntüsü ters oluşuyor. O zaman bu cismin görüntüsü nerede? Odakla merkez arasında küçük boyda oluyor. Buradaki bir cismin görüntüsü nerede? Merkezin dışında ve tersi büyük oluşuyor. Demek ki küçük olma durumu da var, büyük olma durumu da var. Demek ki arkadaşlar cisme göre ters ise cisimden büyük boyda olmak zorunda değil. Küçük boyda da olabiliyor. Hatta eşit boyda da olabilir. Merkezdeyken de eşit boyda olmuş oluyor. Cevap bundan dolayı yalnız bir doğru olmalı. A seçeneği doğrudur. Eşit frekanslı kaynakların sabit derinlikli kale ortamlarında ürettiği doğrusal dalgalara ait tepelerin görünümleri şekil ekibidir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur şeklinde sorulmuş. 1. K ortamındaki dalgaların hızı L ortamının 2 katıdır. Arkadaşlar dalgaların yayılma hızları V eşittir lambda çarpı F yardımıyla bulunur. Burada eşit frekanslı kaynakların demiş. Frekansların eşit olduğu söylenmiş. O zaman her birisi için, birincisi için V1, ikincisi için hızına V2 diyorum. Lambdaları zaten şekilde verilmiş. Burada 2 birim, burada 1 birim şiddetinde verilmiş. O zaman 2 lambdaya 1 lambda demek istiyorum buraya. Frekansları da eşit olduğu için F'e F dedim. Yani V1 hızı V2 hızının 2 katı. Yani ben buna 2V dersem bu V olmuş olacak. O halde 1 doğru mu? Evet doğru. K ortamındaki dalgaların periyodu L ortamındakinin 2 katına eşittir. Arkadaşlar periyot ve frekans kavram olarak birbirlerinin tersiydi. Yani 1 saniyede oluşan dalga sayına frekans, bir dalganın oluşması için geçen sürede periyot diyorduk. Periyotla frekans çarpmaya göre birbirlerinin tersi. Burada eşitmiş frekanslar. Frekanslar eşitse periyotlar da eşit olacak. Burada 2 katıdır dediği için yanlış. Kaynaklar aynı anda çalışmaya başlamıştır. Bakın arkadaşlar bu kaynağın oluşturduğu dalgalardan en önde gideni bu. En önde. Bunun da en önde gideni bu arkadaşlar. O zaman aynı anda mı çalışmış? Bakın bu dördüncü dalgayı üretmiş. Bu üçüncü dalgayı üretmiş. Tamam belki ortamdan dolayı yavaş gidiyorlar ama aynı anda çalışmadığı kesin. Neden? Bu dördüncü dalgasını üretmiş. Bu üçüncü dalgasını üretmiş. Demek ki kaynaklar aynı anda çalışmamış. Onun için cevabımız aynı frekanslı çünkü. Ondan dolayı bu da yanlış. Cevabımız arkadaşlar yalnız bir yani A seçeneği doğru olmalı diyeceğiz. Yukarıda verilen bilgilerden hangileri tüm bileşikler için ortaktır? Çok dikkat gerektiren bir soru. Birinci öncül aynı cins moleküllerden oluşmuştur. Eğer bileşikten kastımız kovalent bileşikler olsaydı birinci öncül doğruydu. Çünkü kovalent bileşikler moleküler yapıda olduğu için aynı cins moleküllerden oluşmuştur derdik. Fakat bileşiklerde bir de iyonik bileşikler var. İyonik bileşikler moleküler yapıda olmadığından birinci öncül tüm bileşikler için ortak değildir arkadaşlar. Biri eledik. İkinci öncüle geldik. Belli bir formülü vardır. Evet,
Bütün bileşiklerin bir formülü vardır. İyonik bileşikler için bir formül yazalım. Sodyum klorür. Yine kovalent bir bileşik için de formülü yazalım. Metan mesela CH4. Görüldüğü gibi bütün bileşiklerin ister iyonik ister kovalent olsun bir formülü var. 3. Sıvı halde elektrik akımını iletir. Sıvı halde elektrik akımını iletenler iyonik bileşiklerdir. Kovalent bileşikler moleküler yapıda olduğu için sıvı halde elektrik akımını iletmezler. Dolayısıyla cevabımız B şık oldu. Bir de şunu hatırlatmak istiyorum. İyonik bileşiklerin sıvı halde elektrik akımını ilettiğini söyledik. Ancak iyonik bileşikler katı formda olsaydı katı formları da elektrik akımını iletmezdi. Endüstriyel faaliyetler sonucu toprağa ve suya karışan ağır metallerin insan, hayvan ve çevreye olumsuz etkileri olur. Buna göre yukarıdakilerden hangileri ağır metaldir denilmiş? Ağır metal deyince aklımıza geçiş metalleri gelmekte. Geçiş metallerinin birçoğu da insan, hayvan ve çevreye olumsuz yönde zararları bulunmakta. Bunlardan krom, civa ve kadmiyum çevreye, insan sağlığına, hayvanlara zararlı olan ağır metallerimizdir. Sodyum ise az miktarda da olsa insan vücudu için veya canlılar için gerektiği bir metalimizdir. Geçiş metali de olmadığından dolayı ağır metal sınıfında yer almamaktadır. Dolayısıyla cevabımız E şıkkıdır arkadaşlar. Lityum atomunun temel hal, uyarılmış hal ve artı yüklü katyonuna ait katman elektron dizilimleri yukarıda verilmiştir. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur deniliyor. A durumuna baktığımız zaman bakın birinci katmanda 2 elektron, ikinci katmanda 1 elektron ve elektronlar en düşük enerjili katmandan başlayarak katmanlara yerleşmiş. Burada A durumunda lityum temel haldedir diyeceğiz. Elektron dizilimini yaptığımızda lityum için ne diyorduk arkadaşlar? Şunu da yazmış olalım. 2, 1 diyorduk. Bakın birinci katmanda 2, ikinci katmanda 1 elektron bulunmakta. Toplam 3 elektronu var temel halde. B durumuna baktığımız zaman sadece 2 elektron görüyoruz. O halde bu lityumun katyon haliyle örnektir diyeceğiz. Lityumumuz bir tane elektron verdiğinde artı ile yüklenecek ve 2 elektronu kalacak. Bildiğimiz üzere elektronlar öncelikle en dış katmandan verilirdi. Yani ikinci katmandaki 1 elektronunu vererek sadece birinci katmanda 2 elektron kaldı. C durumuna baktığımızda ise yapıda toplam 3 elektron var. Normalde ikinci katmanda bulunması gereken elektronumuz ne yapmış? İkinci katmanı es geçerek üçüncü katmana çıkmış. Bunu yapabilmesi için bir atomun uyarılmış olması gerekiyor. Yani dışarıdan enerji alması gerekiyor. C durumunda da uyarılmış diyoruz. Tekrar söylüyorum. Eğer bir elektron olması gereken düşük enerjiden daha yüksek enerjili bir katmana geçmişse böyle duruma o atom için uyarılmıştır diyoruz ve uyarılmışlıkta elektron yapıdan kopmaz. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Hangileri doğrudur deniliyor? Birinci öncülümüz A'dan B'ye ve A'dan C'ye gerçekleşen dönüşümler ısı alan olaylardır. Yani endotermik olaylardır denilmiş. A'dan B'ye geçerken yapıdan bir elektron eksilmiş. Yani elektron koparmışız. Atomdan elektron koparabilmek için atoma enerji verdiğimizden dolayı ve dolayısıyla atom enerji aldığından dolayı endotermik bir olaydır diyeceğiz. A'dan C'ye geçmemiz ise uyarılma durumudur. Bir atomun uyarılabilmesi için dışarıdan enerji alması gerekir. Dolayısıyla bu olay da endotermiktir. Birinci öncülümüz doğru diyoruz. İkinci öncül tanecik hacmi en küçük olan B'dir. B durumu katyondu. Bir yapıdan elektron kopardığımızda elektron başına düşen çekim kuvveti arttığından dolayı yarıçap küçülmekteydi. Dolayısıyla ikinci öncülümüz doğrudur arkadaşlar. Hatta bu 3 durumda yarıçap sıralaması yapacak olursak yarıçapı en büyük olan C durumudur. Çünkü elektronumuz çekirdekten daha da uzaklaşmıştır. Yapının hacmini en dış katmanda bulunan elektron belirler. Daha da çekirdekten uzaklaştığı için yarıçapı en büyük olan C durumudur. Daha sonra temel halimiz ve son olarak yapıdan elektron kopardığımızda elektron başına düşen çekim kuvveti arttığından dolayı yarıçapımız küçülüyordu. B'de yarıçap durumu en küçük olmakta. İkinci öncüle de doğru dedik. Üçüncü öncül C'den A'ya geçişe enerji soğurma yani absorpsiyon denilmiş. C durumu neydi? Uyarılmışlık durumuydu. A durumu neydi? Temel hal durumuydu. Arkadaşlar temel halden uyarılmış hale geçmeye absorpsiyon,
Uyarılmışlıktan temele geçmeye emisyon denilirdi. Hatta emisyon olayında, yani uyarılmışlıktan temel hale geçerken, aradaki enerji farkı kadar enerji ışın olarak dışarı verilirdi arkadaşlar. Işıma yapardı yapı. Buradaysa olaylar ters verildiğinden dolayı, yani C'den A'ya geçiş emisyondur, absorpsiyon değildir. Üçüncü öncülümüz yanlış. Cevabımız C şıkkı oldu. Alüminyum atomu ile kükürt atomunun oluşturduğu kararlı bileşikte ilk yargılardan hangisi yanlıştır denilmiş. Alüminyum 2-8-3 elektron dizilimine sahip, dolayısıyla 3A grubu olan bir elementimiz. Kükürt 2-8-6 elektron diziliminden 6A grubuna sahip bir elementimiz. Alüminyum 3A grubunda olduğu için metal, kükürt 6A grubunda olduğu için ametal bir element. Dolayısıyla alüminyum ve kükürtten oluşan bileşik iyonik bir bileşiktir. Peki formülü nedir bu bileşiğin? Alüminyum 3A grubunda olduğu için artı 3 değerliğe sahiptir. Kükürt de 6A grubu olduğundan dolayı metale karşı değerliği eksi 2'dir. 8 olması için 2 elektron alması gerekir. Bileşikleri yazarken biz ne yapıyorduk arkadaşlar? İyon yükleri ayaklara gelecek şekilde çaprazlıyorduk. Çaprazlama işlemimizi yaptığımız zaman elde edeceğimiz bileşiğin formülü Al2S3 şeklinde olacaktır. Birinci öncüle baktığımız zaman sistematik adı alüminyum sülfattır denilmiş. Formüle baktığımız zaman bileşiğimiz iyonik olduğunu söyledik. Metalimiz sabit değerlikte bir metal olduğu için direkt metal ve ametalin ismini okuyacağım. Alüminyum sülfür şeklinde isimlendirmem olur. Kükürt sonunda sülfür şeklinde okunuyordu. Burada ise sülfat diyor. Alüminyum sülfat bileşiği Al2SO4-3 şeklinde yazılırdı arkadaşlar. Yani birinci öncül yanlış oldu. İkinci öncüle baktığımız zaman Lewis nokta gösterilimi iyonik bir bileşik olduğu için katyon ve anyon formu olacak. Tamam, doğru. Ancak bizim elimizde dikkat ederseniz 2 tane alüminyum, 3 tane kükürt bulunmalı. Burada ise 1 alüminyum ve 1 kükürt verdiğinden dolayı bu Lewis gösterimi de yanlıştır. Yükler doğru ama atom sayıları eksik olduğundan dolayı yanlış dedik. 3'e baktık. Bileşikteki anyon ve katyonlar aynı soy gaz elektron düzenine sahiptir. Alüminyum nötr halindeyken elektron dizilimini yaptığımız zaman 2-8-3'tü. Bakın ne dedik? 3 tane elektron verecek bileşiğinde. 3 tane elektron verdiği zaman 2-8 oldu. Yani neon soy gazına benzedi. Kükürt ise elektron dizilimi yapıldığı zaman 2-8-6 idi. Eksi 2 değerlik alacağını söyledik bileşiğinde. 2 tane daha elektron aldığı zaman burası ne olacak arkadaşlar? 2-8-8 olacak. Yani argon soy gazına benzeyecek. Proton sayısı 18 olan. Alüminyum neye benziyordu? 10 olan neona benziyordu. Dolayısıyla farklı soy gaz elektron düzenine sahip oldular. Üçüncü öncülümüz de yanlış oldu. Bize yanlış olanlar sorulduğu için cevabımız E şıkkı oluyor. Şekilde görselleri verilen su ve karbondioksit katılarının bir atmosfer dış basınç altındaki erime noktaları sırasıyla 0 derece ve eksi 78 derecedir. H2O katısının erime noktasının karbondioksit katısının erime noktasından daha yüksek olması nedenlerinden hangileriyle açıklanabilir denilmiş. Birinci öncül H2O katısının daha yoğun olması denilmiş. Arkadaşlar erime noktası ve yoğunluk arasında doğrudan bir ilişki yoktur. Hatta karbondioksit ve su katılarının yoğunlukları kıyaslandığında karbondioksitin yoğunluğunun sudan daha fazla olduğunu da görmekteyiz. Dolayısıyla bu durumda erime noktaları ve yoğunluk arasında doğrudan bir ilişki olmadığının bir kanıtı. Tabi burada şöyle bir yorum da yapmayalım. Erime noktası büyük olanın yoğunluğu küçüktür gibi bir yanılgı da olmasın. Burada yoğunlukta biliyorsunuz kütle bölü hacimdi. Maddenin kütleleri ve hacimleri oranına göre yorum yapmamız gerekecek. Tekrarlıyorum. Doğrudan erime noktasıyla yoğunluk arasında bir ilişki bulunmamaktadır. Dolayısıyla birinci öncülü açıklayamayız. İkinci öncül H2O kristallerindeki molekülleri bir arada tutan etkin kuvvetin hidrojen bağı olması. Erime kaynama noktaları kıyaslanırken moleküller arasındaki etkileşim türüne bakılır. Etkileşim türümüz ne kadar güçlüyse o maddenin erime kaynama noktası daha yüksektir arkadaşlar. Bize verilen katılara baktığımızda H2O ve karbondioksit. Öncülde de söylenildiği gibi H2O'da
Moleküller arasındaki etkin etkileşim türü hidrojen bağıdır. Hidrojen bağının özelliği neydi? Zayıf etkileşimlerin en güçlüsüydü. Karbondioksit katısı ise apolar bir molekül olduğundan dolayı moleküller arasındaki etkin çekim kuvveti London kuvvetleridir. London kuvvetleri zayıf etkileşimlerin en zayıfıdır. Dolayısıyla burada hidrojen bağı London kuvvetinden daha güçlü olduğundan dolayı H2O'muzun erime noktası karbondioksit katısından daha fazladır yorumunu yapabiliriz. İkinci öncülüğümüz doğrudur. Bu arada şu hatırlatmayı da yapalım. Bir molekülde hidrojen bağı vardır diyebilmek için hidrojen atomuyla birlikte flor, oksijen ya da azot atomlarından en az birisi bulunmalı ve etkileşim halinde olmalı bu iki atom. H2O'da da bu durum geçerli. Şu şekilde yarı açık yapısını gördüğümüzde hidrojen ve fondan oksijen bulunmakta ve etkileşim içinde. Dolayısıyla suda hidrojen bağı bulunur diyoruz. Üçüncü öncül, H2O'nun polar molekül, karbondioksidin ise apolar molekül olması bu durumda suyun erime noktasının daha fazla olmasını açıklayabilir. Polar moleküller arasındaki oluşan etkileşimler apolarlara göre oluşan etkileşimlerden daha güçlüdür. Bu da o molekülün erime noktasının daha yüksek olmasını sağlamakta. Sorumuzun cevabı D şıkkıdır. X ve Y sıvılarından oluşan bir çözeltinin kütlece %60'ı X'dir. Buna göre çözeltinin hacimce yüzde kaçı Y'dir? Bakın kütlece yüzde verilmiş, hacimce yüzde isteniliyor. Diyelim ki elimizde 100 gram bir çözelti olsun. Bunun %60'ı, kütlece %60'ı X'tir. 100'ün %60'ını alırsak elimizde 60 gram X, geriye kalan 40 gram da Y bulunacak diyoruz. Peki burada şunu sormak istiyorum size. X mi çözücü yoksa Y mi çözücü? Suyun olmadığı durumlarda ortamda miktarı çok olan çözücüdür. Burada X'in miktarı daha fazla olduğu için X çözücü, Y ise çözünendir diyoruz arkadaşlar. Bu bilgiyi de vermiş olduk. Eğer ortamda su varsa miktara bakılmaksızın su her zaman çözücüdür. Soruya döndüğümüz zaman bize hacimce yüzde kaç Y içerir demiş. Hacimce yüzdenin formülü yüzde eşittir. Yani hacimce yüzde eşittir. Çözünen hacmi bölü çözelti hacmi. Bir de çarpı yüzümüz var formülden gelen. Bize burada Y'nin ve X'in hacim değerleri lazım. Hemen hacim değerlerini yoğunluğu kullanarak bulalım. Yoğunluğumuzun formülü neydi arkadaşlar? D eşittir M bölü V. Kütle bölü hacimdi. Önce X için bulalım. X'in yoğunluk değerine 1.2 demişiz. Kütlemizi X için 60 gram bulmuştuk. Hacim değerini buradan çekiyorum. Vx eşittir 60 bölü 1,2 der. 50 mililitre bulacağız Vx'e. Aynı işlemi Y için de yapalım. Y'mizin yoğunluk değeri 0,8 verilmiş. Kütlesini 40 gram bulmuştuk. Hacim değerini çekeceğim buradan. Vy eşittir 40 bölü 0,8 der. Vy'yi de yine 50 mililitre buldum. Şimdi formülü yerine koyalım. Çözünen hacmi yani Y'nin hacmi 50 bölü çözelti hacmi 50x. 50 de Y 100 mililitre diyoruz. Çarpı 100 formülden geldi. Burada yüzler gittiği zaman hacimce yüzde diyelim. %50 çıkmaktadır arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. Şunu da hatırlatmak istiyorum. Bir çözeltide çözünen ve çözücü kütlesi her zaman çözelti kütlesine eşittir. Bakın tekrar söylüyorum. Çözücü ve çözünen kütlesi çözelti kütlesine eşittir. Hatta şöyle yazalım. M çözücü artı M çözünen eşittir M çözelti. Fakat sıvılar için çözücü hacmi ile çözünen hacim toplamı çözelti hacmine eşit olmayabilir. Bu kuralı da unutmayalım. Burada tabii ki bu durumu ihmal ederek soruyu çözdük. Yazacak olursak V çözücü artı V çözünen eşit değildir V çözelti. Kimler için geçerli? Sıvılar için geçerli. Ama bu soruda bu durum ihmal edilmiş diyoruz.
Şekildeki sisteme gönderilen X ve Z gazlarından X gazı Y çözeltisi tepkime girmeden sistemi terk etmektedir demiş. Buradan Z gazının Y ile tepkime verdiğini anlıyoruz. Buna göre X, Y, Z maddelerinden hangisi şıklarda olamaz demiş. Şıklardan gidelim arkadaşlar. A şıkkına baktığımız zaman N2O bileşiği ametallerin oksijen C fakir bileşiği olduğundan dolayı nötr karakterlidir. HCl asit karakterli, Z amonyak ise baz karakterli. Baktığımız zaman ne demiştik? Y ve Z tepkime vermeli. Y asit ise Z bazdır. Dolayısıyla bunlar tepkime verir. X de A şıkkında nötr olduğundan dolayı tepkime vermeden Y ile ne yapar? Doğrudan dışarı çıkar. Yani A şıkkı mümkün diyoruz. B şıkkını yorumlayalım. Helyum bir sol gaz. Sol gaz ne yapar? Yollanırsa buradan tepkime vermeden dışarı çıkar. Bu öncülü sağlıyor. Y ile Z birbiri içinde tepkime veriyorsa o zaman B şıkkı da doğru olabilir diyeceğiz. Y için sodyum hidroksit demiş. Baz yani. Şöyle yazalım. Karbondioksit de ametallerin oksijence zengin bileşiği asit karakterliydi sulu çözeltisi. Yani karbondioksit Y çözeltisine girdiği zaman asit gibi davranacak ve bir nötrleşme tepkimesi olacak. Sonuçta tepkime verdiği için karbondioksit dışarı çıkamayacak. O halde B şıkkı da doğrudur diyoruz. C'ye geldik. Karbonmonoksit ametallerin oksijence fakir bileşikleri ya da oksijen sayısı eşitken de fakir anlamına taşıyordu. Nötr karakterlidir. Dolayısıyla tepkime vermeden dışarı çıkacak. Bakalım Y ile Z birbirine tepkime veriyor mu? Evet, Y asit, Z baz. Asit baz da birbirine tepkime verdiği için dolayısıyla Z'miz ne yapacak? Dışarı çıkamayacaktır. C şıkkı da mümkün diyoruz. D'ye geldik. X gazı SO3. Oksijence zengin bir ametal bileşiği. Dolayısıyla asit özellik gösterecek. Potasyum hidroksit, baz. Bakın X asit, Y baz olursa X ne yapar? Y'de tepkime verir, Y dışarı çıkamaz. O yüzden D şıkkı bu düzenekte olamaz arkadaşlar. N2O nötr olursa burada çıkan gaz D şıkkında Z gazı olur. Biz ise X gazı dışarı çıksın tepkime vermesi istiyorduk. O yüzden D şıkkı yanlıştır. E'yi de yorumlayalım. N2O yine ametalin oksijence fakir bir bileşiği olduğu için nötr karakterlidir. Tepkime vermeden dışarı çıkar. Kalsiyum hidroksit baz, kükürt dioksit oksijence zengin bir ametal bileşiği olduğu için asit özellik gösterecek. Asitle baz tepkime vermiş olacak. Yani Z dışarı çıkamayacak, X dışarı çıkacak. Bu durumda istediğimiz bir durumda. D şıkkındaki maddelerden bu düzenekteki gibi bir gaz çıkışı olmadığından dolayı cevabımız D şıkkı. Karbonhidrat çeşitleri için yukarıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur demiş. Bakın, nöronlar hücresel solunumda glikozu yıkar. Sağlıklı bir insanda zaten arkadaşlar nöronlar sadece glikozdan enerji üretebilir. Hani diğer durumlar artık sağlıklı insana girmediği için söylemiyorum. Glikojen kasta hidrolize uğradığında oluşan glikozlar kana geçmez. Hatırlarsanız kaslar glikozları kendileri kullanırdı. Dolaşıma vermezler. Ama karaciğer mesela bizim glikoz ihtiyacımızı karşılayabilir. Selüloz sağlıklı bir diyette alınarak bağırsakta mukus salınımını sağlar. Bu bir ÖSYM sorusuydu aynı zamanda. Selülozun doğrudan görevini soruyordu. Neydi selülozun görevi? Mukus üreterek sindirim kanalında besinlerin kayganlaşmasını ve rahat bir şekilde hareket etmesini sağlar. Bunlar güzel bilgi soruları arkadaşlar. Cevabımız E seçeneğinde. Bir hayvan hücresinde su miktarının zamana bağlı değişimi gösterilmiş. Zaman dilimleri için hangisi doğrudur? Bakın, normalden yukarı çıkmış. Normale yaklaşmış ve normalde seyretmiş. Birinci zaman diliminde hücre turgor durumuna geçmiştir. Evet, içindeki su miktarı artmış çünkü. İkinci zamanda hücre deplazmoliz olmuştur. Hayır arkadaşlar, bakın, deplazmolizin tanımı şudur. Plazmoliz olmuş, yani normalin altına inmiş bir hücrenin su kaybıyla tekrar normale çıkması deplazmolizdir. Doğru mu? Çünkü plazmoliz su kaybederek büzülmeydi. Deplazmoliz ise D zaten hani zıt eki, olumsuzluk eki. Deplazmoliz ise su kaybeden bir hücrenin su alarak tekrar eski haline gelmesi. Ama burada su kaybetmemiş hücre. Su almış sonra eski haline gelmiş.
Üçüncü zamanda hücre ortamda ozmotik denge halindedir. Evet, hücre su miktarı normal seviyede devam ediyorsa bu ozmotik dengenin işaretidir zaten. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3. Verilen özellikleri görüldüğü şubeye göre omurgasız ve omurgalı olarak doğru gösteren seçenek hangisidir demiş. Bakın sinir şeridi karında diyorsa bu omurgasızdır. Bizde sırtta sinir şeridi var çünkü. İç döllenme omurgasızlarda da görülür. Mesela böcekler çiftleşirler. Omurgalılarda da görülür. Kapalı kan dolaşımı bazı omurgasızlarda görülür. Mesela kapalı kan dolaşımı atarla toplar arasında kılcal damar olması demek. Mesela toprak solucanında görülür. Bazı yumuşakçalarda görülür. Omurgalıların da tamamında görülür. Olgun al yuvarları çekirdeksizdir dediği memelidir ve memeliler omurgalıdır. İç iskelete sahip olma. Bakın burada iç iskelet illa kemik, kıkırdak, kas olacak diye bir şey değil. Böyle kalsiyum karbonat yapılı iç iskelete sahip canlılar da var. Mesela süngerlerde spikül denilen iğneler var. Birçok canlı, omurgası canlı türünde böyle içeriden destek yapan yapılar var. İlla böyle omurgalı olması gerekmez yani bunun içinde. Çünkü kemik kıkırdak dememiş. Kemik kıkırdak deseydi tamam omurgalı olurdu. O zaman bakın omurgasız, sız, 1, 2, 3, 5. Omurgalı 2, 3, 4, 5. Cevabımız B seçeneğinde. Nitrat ve nitrit bakteri sayısının zamana bağlı değişimi gösterilmiş grafikteki eğrilere göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir demiş. Bakın organik artığı amonyağa çeviren canlı saprofittir. Ve bu aktivite olmasa nitrit nitrat bakterileri zaten yaşayamaz. Çünkü NH3'ü O2 ile oksitleyen NO2 bakterileri, NO2'yi oksitleyen NO3 bakterileri, yani nitrit bakterileri, nitrat bakterileri ancak ortamda amonyak gibi bileşikler varsa hani iş görebiliyor. Peki hocam T1 ve T3'teki topraktaki azotlu mineral miktarı artar mı? Artar bakın çünkü nitrit nitrat bakterileri faaliyetiyle nitrit nitrat bileşikleri oluşuyor. T2'deki birey sayısının azalmasının sebebi saprofit canlı sayısının azalması olabilir. Bakın ikisi de azalıyorsa belki de saprofit azalmıştır. Amonyak gelmiyordur ortama. Doğru. Nitrit ve nitrat bakteri sayısı değişimi yaklaşık olarak aynıdır. Evet yaklaşık olarak aynıdır arkadaşlar. Korelasyon gösterir. Zaten grafikte de bunu vermiş. Cevabımız E seçeneğinde. Şimdi bazı olaylara bağlı kromozom sayısındaki değişimi gösteren grafiği görüyoruz. Buna göre X, Y, Z zaman aralıkları ile ilgili doğru eşleştirildiği seçenek hangisidir demiş. Şimdi bakın arkadaşlar. Homolog kromozomların ayrılması demek, mayoz bölünme demek. Mesela iki enden en kromozomlu hücre oluşmuş. O zaman Z 1 olabilir. Haploid kromozomlar bir hücrede bir araya geliyorsa, yani haploidler bir hücrede bir araya gelip iki en oluşturuyorsa buna döllenme denir zaten. Enden iki en olmuş bakın. O zaman burası 2 oldu. Kardeş kromatitler ayrılır. Oray sonucu iki tane hücre oluşur. Yani iki en, iki en. Burada mitoz bölünme olmuştur. Kardeş kromatitler ayrılır. Dolayısıyla bu ifade uyumlu. O zaman ne oldu bakın? X 2 oldu, Y 3 oldu, Z 1 oldu. Cevabımız A seçeneğinde. Yukarıdaki soy ağacında taralı olarak kalıtılan özellik verilenlerden hangileri olabilir? Şimdi bu kız birey XX kromozomlu, doğru mu? X'lerden bir tanesini annesinden bir tanesini babasından almış olmalı. Şimdi baba, anne. X kromozomuna bağlı baskın bir özelliği gösterseydi, yani en azından bir X büyük R olsaydı bunu ya babasından ya annesinden almış olmalıydı. Doğru mu? Ki baba zaten X kromozom verecek. Anne de X kromozom verecek. Ama baktığınız zaman ne baba ne anne taralı değil. En azından bir tanesi taralı olsa derdim ki mesela X büyük R burası taralı demek X büyük R'yi buradan almış şeklinde. Ama gördüğünüz gibi ne annede ne babada bir tarama söz konusu değil. O zaman X büyük R ile taşınan bir hastalık olamaz bu. Siliyorum burayı. Otozomal çekinik olabilir mi? Hadi onu deneyelim. Otozomal çekinik sağlıyor mu? Küçük A küçük A'lardan bir tanesini buradan bir tanesini buradan alacak. Ama anne baba taralı değil. Demek ki en az bir tane büyük A içeriyor. Bakın bu olabilir. Y kromozomuna bağlı çekiniklik, dişide Y kromozomu bulunmaz. O zaman cevabımız ne oldu arkadaşlar? Yalnız 2.